Neyse. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bugün kazanırsa pazar günü akşam saat 7'de Kasımpaşa'da 2 puanla liderliği tekrar alacak. Ama çok zor maç. Çok zor maç. Ee, şöyle Adana Demirspor ligin 3. sıradaki takımı iyi takımı bu sezon 7-8 maçta aldığı tek yenilgi Kasımpaşa deplasmanında oldu. Fenerbahçe de bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Ee, rotasyonu iyi yaptığı için hoca bu maçta daha dinlenmiş bir kadro çıkacak. Kuşkusuz hani maç günü maç gecesi bir sıkıntı olmazsa oyuncularda işte merdivenden yürürken bir şey olmazsa ayağı burkulmazsa falan Fenerbahçe böyle çıkacak sahaya. Livakovic, Ferdi, Ciku, Bekao, Osayi, Fred, İsmail, Tadic, Şimanski, İrfan Can, Kahveci ve Edin Dzeko Fenerbahçe bu şekilde çıkacak. Fenerbahçe'nin yaklaşık 1800-2000 kişilik taraftarı ee, kendilerine ayrılan sağ kale arkasındaki diğer köşedeki yerde takımlarını destekleyecekler. Maç saat 19'da maçın hakemi Mete Kalkavan. Çok formsuz bir hakem. Bu sezon bir tanemine maç yönetmiş. Hep vardaydı. Adamı bu maça atadılar. Bakalım bugün maça 4-5 saat kala var hakemi kime atacaklar? <laughs> Çok merak ediyorum kime atacaklar? Çek oradan bir Hakan Ceylan. Çek oradan bir Alper Ulusoy. Çek oradan bir Koray Genceller. Tolga Özkalfa. Kim atacaksın bakayım? Ha? Yapay zeka atadı. dedi Şimdi işin kolayını buldu. Yapay zeka atacakmış artık. E sen yapay zekaya ne atarsan o da onu atar. Tamam. Eğer Fenerbahçe bugün kazanırsa 16'da 16 yapacak. Milli ara sonrası sahasındaki Hatay maçına 17'de 17 için çıkacak. Fenerbahçe yine bugün kazanırsa ligdeki ilk 8 maçını da kazanmış olacak. Ee, bunu en son 2009-2010 sezonunda ligdeki ilk 8 maçını kazanarak yakalamıştı. İsmail Kartal'ın bu maç öncesi oyuncularını böyle rakamları, böyle istatistikleri, serileri umursamayın diyerek uyardığını söyleyeyim. Kesinlikle en önemli maç önümüzdeki maçtır ifadesi var. Fenerbahçe hücumda sorun çözücü, bireysel performansıyla da gol atabilen çilingir oyunculara sahip olduğu için Tadiş'le, Şimanski'yle, İrfan'la, Ceko'yla, Fred'le gol atmakta çok zorlanmıyor. O yüzden 40 küsür gol attı, 6 tane gol yedi. Ama savunmada da beklerinin yanı sıra iki stoperi Ciku ve Bekao'yla da farklı bir seviyeye yükseldiği için Kalesinde de Livakovic gibi bir güç hatalarından ders alan bir İsmail de olduğu için bu bölgeyi de Fenerbahçe güçlü bir şekilde savunuyor. Fenerbahçe bugün Kasımpaşa karşısına hücumda basarak hücum odaklı çıkacak. Burada Kasımpaşa ne yapacak? Ben Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye hücumda basacağını kapalı bir oyun oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı dar alanda oynarsan kontra atakla arkasına kaçayım dersen hızlı oyuncuları var. İki beki çok hızlı. İsmail burayı iyi kontrol ediyor. İki stoperi de fena değil. Ciku çok hızlı. Çok zor. Ne yapacaksın? Önde basacaksın. Hataya zorlayacaksın. Bunu yaptığı zaman da rakip bunu yapanlara karşı da Fenerbahçe gol buluyor. Arkasına atılan toplarda çok rahat bir şekilde koşular yapan oyuncuları ve Ceko gibi rakibi şaşırtan, merkeze yaklaşıp rakibi şaşırtıp ters koşuyla aldığı topu gole çeviren oyuncular var. Yani Fenerbahçe mutlak favori. Ama bugün, işte dünkü diyelim artık Galatasaray maçındaki hakemi gördükten sonra 4-0 kazandığı Alanya, 5-0 kazandığı Başar Rize maçındaki hakemleri Fenerbahçe maçlarındaki gördükten sonra yine de bir acaba mı demeden işin içinden çıkamıyorsun değerli arkadaşlar. Bir de Antalya Spor'un Fenerbahçe maçında oynadığı oyunla Galatasaray maçında oynadığı oyun çok farklı ya. Sanki Avrupa'da hafta içi Antalya oynamış da Galatasaray değil de Antalya yorulmuş gibi. Fenerbahçe stadında deplasmandaki Antalya'nın oyununa, hırsına bak. Galatasaray'a karşı motivasyonlu oyununa bak. Çok fark var ya. Niye konsantre olamıyorsunuz abi? Niye yani? Bir tık boş kaleye kaçan gole bak ya. Tamam mı? Hani boş kaleye kaçan gole bak. Şimdi Fenerbahçe milli ara sonrası Pendik, arkasından da Trabzon'da oynayacak. Pendik'te bugünkü yenilgiden sonra Sivas'a yenildiler. Teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılmak üzere. Sonra oynayacağı Trabzon'da da Bielika gitti. Yakında açıklanır. Abdullah Avcı'nın dönmesi söz konusu. Fenerbahçe <laughs> Trabzonspor maçında kulübede Abdullah Avcı olacak. Nenat Bielika Fenerbahçe'ye karşı %99,9 olmayacak. Ve kendisini 2 sezon önce Almayan vazgeçen Fenerbahçe'ye karşı Nenat Bielika Hırvat Teknik Direktör kulübede olmayacak. Yani %99 Abdullah Avcı geliyor. Sergen Yalçın falan olmaz yani. Fatih Tekke de olmaz. Bu arada bugün U19 liginde Semih Şentürk'ün takımı Fenerbahçe U19 Trabzonspor U19 takımını 4-0 yendi. Golleri Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek, Şükrü Toğrak ve Yasir Boz attı. 16 yaşındaki Yasir Boz 19 yaşındaki çocuklarla U19 takımında oynuyor. Ve bugün attığı gol de yine Yasir Boz'un muhteşemdi. Muhteşem bir oyuncu daha geliyor. Semih Şentürk'ü de buradan alkışlayalım, tebrik edelim. Fenerbahçe maçında U19 takımında görev aldıktan sonra 4 maça çıktı. Alanya'yı 3-1, Samsun'u 2-1, Altınordu'yu 3-0. Ve bu dün de Trabzonspor'u Semih Şentürk'ün U19 takımı Fenerbahçe'si 4-0 mağlup etti. Buradan da Semih Şentürk'le ilgili bir bilgi vermiş olalım. Şimdi bu milli ara iyi gelecek Fenerbahçe'ye. Hele bir de Kasımpaşa'yı yenip liderlikle 2 puan farkla lider girerse. Fenerbahçe Türkiye takımı ve yabancı takımlar toplam 13 tane oyuncusunu, yıldızını milli takımlara yollayacak. Birçok milli takımı Afrika'ya, Güney Amerika'ya vesaire birçok yere. Güney Amerika yok. Avrupa'ya. Dönüşünde Fenerbahçe için yine yoğun bir takvim başlayacak. Bunun arasında Konferans Ligi de var. Avrupa'daki işte medya unsurlarına bu noktada işte araştırmalar yapan tahminlerde bulunan ve muteber kabul edilen, kabul gören organlara baktığımızda Konferans Ligi'ni kazanacak takım olarak birinci sırada Aston Villa'yı favori gösteriyorlar. İkinci sırada da Fenerbahçe'yi favori gösteriyorlar. Şimdi Fenerbahçe 2'de ee, 2 yaptı konferans liginde ee, bakalım konferans liginde bir final gelecek mi şimdi mesela bir yerden favori listesi buldum diyorlar ki ya Aston, birinci sıra Aston Villa konferans ligini kazanır ikinci Fenerbahçe üçüncü Antre Frankfurt dördüncü Lille beşinci Fiorentina altıncı de Beşiktaş'ın grubundaki Kulüp Bürüş yani burada baktığımızda ben de Fenerbahçe'yi iddialı görüyorum ama işte bu Avrupa'daki iddialı gidiş lige hep olumsuz etkiliyor. Orada ne olur onu merak ediyorum. Bu arada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın bugün maçını izledim bu maç öncesi. Baba bir gol yedi ona ana. Abi bu golleri 6 ay bile yemiyordu ya. Geleni geçen alıyor ona ana. Ne oldu bu adama? 1-0 geriye düştüler 27. dakikada falan. Sonra ikinci yarıda Manchester United'da 87'de bak 87. dakikada yani ikinci yarının da sonunda McTominay oyuna girdi. Fenerbahçe'de de adı geçen orta saha oyuncusu. McTominay. 87'de girdi. 90 artı 4'te 1-1 yaptı. 90 artı 7'de 2-1 yaptı. McTominay ona ana da kalesinden çıkıp gol sevincine kadar koştu. E koşması lazım zaten. Müthiş bir maçtı. Gerçekten 87'de girip 90 artı 4'te ve 90 artı 7'de 2 tane gol atıp e, Brentford'u 1-0'dan geriye gelip geriden gelip yenmek ilginçti. Bu maçla ilgili bir notum daha var. Sosyal medyada Manchester United taraftarları biz Fred'i geri almalıyız diyerek tepki gösteriyorlar Manchester United yönetimine. E, babacığım Fenerbahçe Fred'i alırken ödediği paranın fişini kaybetti. Geri iadesi yok. Artık Fred'i Manchester United taraftarları, fanları Unutsunlar abi. Fred Fenerbahçe'de jübile yapar abi. Böyle oynamaya devam ederse. Emre Belezoğlu Başakşehir'deki kabus gibi döneminin ardından Ankara gücünde çok iyi başladı. Kayseri Spor'u ki Kayseri Spor daha iyi oynuyor gibi görünen bölümde attığı golle ve gollerle 3-0 mağlup etti Emre Belezoğlu'nun Ankara gücüsü. Emre Belezoğlu'nu da yine burada tebrik edelim değerli dostlar. Süper chat'lerinizi okuyorum. Aa, Erhan Yurtcanlı dikkat dikkat yarınki hakem Fenerbahçe'yi doğuramasın. Emekliliğinin kararına varmış olabilir demiş. Sevgili dostlar. Aze Azefenerli Mert Müldür oynamalı demiş. Elif Öztürk var hakemimiz Arda kardeşler kesin demiş. Tomi Durmaz Serkan Tokat olur demiş. Cenk Köstem diğer Av, Avrupa Ligi'nden gelecek isimler, e, takımlar henüz yazılmadı tabii favorilere demiş. Furkan Güneş, Mark Tomine'yi devre arasında almalıyız acayip topçu demiş. Furkan Junior, ona ana Altay'ın bir tık üstü işte. Altay da bir ara iyiydi demiş. Bunları da böyle ifade edelim. Şimdi Fenerbahçe-Kasımpaşa deplasmanında bugün saat 19'da bakalım orada neler olacak neler yaşanacak ama bugünkü maç kesinlikle unutulmaz. Vay 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 vay. Offside çizgisi çekmediler ya. Offside çizgisi çekmediler abi. Bu neymiş ya? İlker Savaş ilk süper çeti gurbetten demiş ki abi eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsak her maçı ama her maçı basa basa kazanmak zorundayız. Çünkü Galatasaray her maçı hakemlerin çifte standart kararlarıyla lehine sonlandırmaya daha yakın. Eğer bir maçı kaybedersek felaket olur olur. Şimdi İlker Savaş bak Fenerbahçe maç kaybedecek. Bu ligde kaybettirirler. Berabere kalacak. Felaket olur dememeniz lazım. Oraya hazır olun. Oradan çıkacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani o kadar kırılması sert ki Fenerbahçe bak felaket olur diyor İlker kardeşimiz. Hayır abi. Olacak. Oradan çıkman lazım. Yoksa yoksa de, o zaman şunu yapmamız lazım. Abi bizi bu ligde şampiyon yapmayacaklar. Biz şey yapalım. Avrupa'da bari mücadele edelim. Ben geçen sene bunu da söyledim. Yani çıkın yönetim olarak. Ya bizi bu ligde şampiyon yapmayacaklar. Eğer buna inanıyorsanız Avrupa'ya yükleneceğiz. 2-3 sene değil. Mesela konferans liginde şampiyonluğu oyna. Lig seni etkilemesin. O yüzden diyorum ki devre arasında Fenerbahçe 3 tane daha transfer yapmalı. Bir değil. Ee, Crespo'nun yerine harika bir 6 numara. Zaysin yerine iyi bir 8 numara. İsmail Fred'i böylece iyi yedeklersin. Bir de Batu aynı yerine golcü. Bunları almak zorunda Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe ikinci yarıda bugün bunları yapanlar orada son virajda neler yapar bu ligde neler neler neler. Arkadaşlar yayın kötü diyenler hayır benim diğer telefondan bakıyorum pırıl pırıl. Sizinle alakalı F5 yapın girin çıkın. Herhangi bir sorun yok benim yayınımda değerli dostlar. Nenat Bielika Trabzonspor'dan büyük tazminat istemiş. Demiş ki 3 milyon 200 bin euro mu isterim bütün paramı. Trabzonspor 1 milyon 600 bin euro teklif etmiş iddialara göre. Baba paralara bak ya. Ben olsam Nenat Bielika ile yolları ayırmam ya. Abdullah Avcı gelip ne yapacak? Şampiyon mu yapacak bu takımı? Devam ederim abi hocayla. Devam ederim yani. Yazık ya. Yazık. Bak Erman Toroğlu demiş ki Muslera için. Hakemi alkışlayan futbolcuyu başka yerde oyundan atıp burada atmazsanız Muslera'yı atmazsanız o zaman adaletsizlik oluyor. O zaman insanlarda güven kalmıyor demiş. Ya baba güven var mı zaten? Bu pozisyona gelene kadar sanki güven mi vardı? Yani bu pozisyona gelene kadar güven mi vardı abi? Hayır ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu maçları Fenerbahçeli topçular da izliyor. Selahattin Baki'nin dediği gibi. Hadi yerliler, geçen seneden kalanlar. Alışkındır da. Yani yeni yabancılar ne düşünüyordur acaba? Şu arkadaşı bir engelleyelim burada. Twitter'da ve Facebook'ta çok kişi engelliyorum. Burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Ali Koç 3 gün önceki yayında şunu söyledi. İddiaya göre var. Hakemi desteklemek istiyorsa başka bir görüntü. Aksi halde başka bir görüntü izlettiriyor. Bu gece Antalya'da şu yaşandı. Gol öncesi Torreira'nın pozisyonundaki yüksek offside şüphesine rağmen offside çizgisi çekilmedi. Hatta hızlıca santra yaptırıldı. Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istememek Fenerbahçe'nin bu saatten sonra şampiyonluk mücadelesini zayıf kılmakla eşdeğerdir. Fenerbahçe istifasını istemeli. Çok net bazı şeyler belli yani. Varda bu gece olan skandal kararlar, saha hakeminin skandal düdükleri, penaltının verilmemesi, offside çizgisinin çekilmesine tenezzül bile edilmemesi artık yeter noktasıdır. Ben bu ligin ee, adını bu sezon parmak sezonu olarak koyuyorum. Bunu da buradan ilan ediyorum abi. Bu ligin bu sezon adı parmak sezonu. Kim parmak sallıyorsa onun dediği oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Fenerbahçe yönetimine tavsiyemdir. Fenerbahçe yönetimine tavsiyemdir. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında var odalarının da, federasyon yönetiminin de olduğu Riva'daki merkeze nöbetçi yönetici göndersinler. Burada ne oluyor diye. Var odalarına birimi giriyor, biri bir bir şeyle mi oluyor devre aralarında falan. Baksınlar abi bak, baksınlar abi. Önlem almakta sıkıntı yoktur yani. Ben buradan öneriyorum yani. Bugün gündüz yayınımda Bugün gündüz yayınımda bir haber verdim. Sözcü TV'deki açıklamalarında çok büyük iddialarda bulunan, iddiaları dile getiren Ali Koç eğer önlem alınmaz hakem skandalları böyle devam ederse böyle devam ederse ikinci bir hamle yapacakmış dedim. Bu hamle yeni bir açıklama mı olacak? Federasyona gitmek mi olacak? Bilmiyorum. Böyle bir ikinci hamle bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım burada da ne olacak? Bunu söyleyelim. Bunu ifade edelim. Okan Buruk çıktı. Yine hakemlerden şikayet etti abi. Demek ki hem şikayet edeceksin hem faydasını göreceksin. Herhalde öyle oluyor ben anlamadım. Oh Üzüldüm ya. Ya şu yaşananlara üzülüyorum. Ne diyeyim yani. Bir sene biri şampiyon olur. iki sene biri şampiyon olur. Bu sorun değil. Futbol konuşuruz. Birbirimize takılırız falan ama bu kadar kör göze parmak sokar gibi bu adaletsizlikler insanı üzüyor. Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında gündüz yayınım var. Saat aa hemen söyleyeyim dostlarım. 12.30, 12.45 gibi gündüz yayınımı yapacağım bugün. Akşam maçtan sonra, maçtan hemen sonra gireceğim. Fenerbahçe maçlarından hemen sonra yayına giriyorum. Diğer maçlardan bir süre sonra yayına giriyorum. Genelde e, bu yayınları da sizleri bekliyorum. Lütfen e, videomu like etmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Fenerbahçe ile kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Eyvallah. Teşekkürler dostlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İlker Savaş teşekkürler. Tüm dostlara teşekkürler. Diğer yayında görüşelim. Evet bu sezonun adı parmak sezonu. He, 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 sezonu bu sezonun adı. Şu Berhan Can Polat'ı ben mi atayım siz mi atarsınız? Dur ben atacağım. Bana bırakın onu. Hop gün PTT Ahmet koydu sepete. Sildin onu. Dur ben alayım onu. Bir dakika. Ben atacağım. Bana bırak. Bana bırak. Nerede o? Bir dakika. Oğlum silmeyin lan. Bir dakika ha. Dur. Attınız mı? Ya ben atacaktım ya. Niye geçici Tam silmeyin, tamamen atın. Attım mı Serat? Tamam. O zaman Serat yaptı, Hop gün pete koydum sepete diye. Atılanlar ne yapıyor kanaldan atılanlar YouTube'da? Sadece izleyebiliyor. Yorum müdahale yapamıyor. Facebook'ta benim attıklarım ne yapıyor? İzleyemiyor da. Hatta orada Facebook'ta attıklarım şöyle. Facebook burada olmayan bir özelliği veriyor. Şu kişinin bu hesabını ve o mail hesabı üzerinden açacağı yeni sayfaların da engellenmesini istiyor musun diyor. Yani kökünden temizliyor Facebook. Onları kökünden engelliyorum. Tabii küfür falan varsa onlar da gereğini yapıyor zaten avukatlarım. Hoşçakalın. Bak mesela Mr. Nice Guy diye bir arkadaşımız sarı kırmızı kalpler koymuş. Hiçbir şey yok sakın atmayın. Yani bunu spam şeklinde tekrar tekrar rahatsız edici yapmasa atmayın. Yazacak tabi Galatasaraylı ise bizi izliyorsa saygı, saygısızlık yapmıyorsa şampiyon Galatasaray yazacak sarı kırmızı kalp koyacak bunda bir şey yok. Küfür yok hiçbir şey yok. Bak ne güzel atmamışsınız silmemiş silmeyin de olur abi gelecek tabi Galatasaraylı arkadaşımız gelecek Beşiktaş onlar da izleyecek. İşte bak ne güzel kazandık diyecek. Bir şey bunlarda bir şey yok ama adam küfür ediyor. İşte kuşlar muşlar bir şey söylüyor mesela. Bunlara gerek onları atın. Ama bu Mr. Niceguy'u atmayın. Ama ha bir dakika bak yukarıda çok kötü şeyler söylemiş bak. Bak şimdi ona baktım. Bak babanız bilmem ne demiş. Dur bunu ben atayım o zaman. Engelle. Hop gün de Niceguy gitti. Güle güle guy guy gitti. Ahmet koydu sepete. Bak ben ne diyorum? Atmayın diyorum. Sarı kırmızı kalp koymuş. Bir şey yok bunda. Biraz yukarı çıkıyorsun adam küfür etmiş. Bak işte bizim kriterimiz bu yani. Yani sen küfür edersen olmaz yani şimdi. Küfür edeceksen niye geliyorsun? Bir kere edersin yani. İlginç abi ya, ilginç ya. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki yayında görüşelim.